Bugünkü konumuz akıllı yem ve klasik yem bayiliği arasındaki farklar nelerdir? Klasik yem bayisi 8 tır yem sattığını düşünelim. Akıllı yem bayisi 1 tır yem satıcı. 6 kişilik ekip gerekirken akıllı yem ekibine sadece 2 kişilik ve yönetimini iyi yaparsa 1 kişiye bile düşebilir. Bu 8 tır dağıtmak için 3 kamyonet dağıtım aracına ihtiyaç varken bir pick-up yeterli. Zaten 20 kiloluk küçük çuvallar. Klasik yem zaten bildiğiniz gibi 50 kilogramlık çuvallar. Görüyoruz 50 kilo. 20 kilogramlık. Akıllı yemlere 20 kilogram. Kesinlikle çok hafifler. Kaldırabiliyorum. Ondan sonra bunu kaldırmaya kalktığımız zaman kalkmıyor. Kalkmıyor. Kaldır. Kalkmıyor. Kaldır. Gerçekten bu insanı belinde yükü kaldıran o personelin de gerçekten ağrına giden bir unsur. Sosyal medyadan bayilerimize özel bölgesel reklam girebilir. Oradaki istediğimiz yaş grubundaki insanlara bizim kendi reklamlarımızı gösterebiliriz. Bizim 7 gün 18 saat teknik destek ekibimiz zaten telefonlarda çağrılara cevap veriyor. Sizleri de akıllı yem ailesine katılmaya bekliyoruz. Herkese merhabalar. Bugün akıllı yem ekibi olarak karşınıza geldik. Bugünkü konumuz akıllı yem ve klasik yem bayiliği arasındaki farklar nelerdir? Klasik yem satarsak eğer nasıl bir bayilik yapıyoruz? Akıllı yem bayiliğini alırsak nasıl bir bayilik yapıyoruz? Bunlara ilişkin Umut Bey klasik yem bayiliği kısmını, Selçuk Bey de akıllı yem bayiliği kısmını sizlere iletmiş olacak. Ve arada da sohbet etmiş olacağız. Kısa bir şekilde sizlere video çekmek istedik. Burada da normal standart bir yemimiz var. 50 kilo çuval. Piyasada bütün yemler bu şekilde zaten genellikle. Burada da akıllı yemimiz var bizim. 38 protein bir besi yemini getirmiş olduk sizlere. Şimdi Umut Bey'den başlayalım. Klasik yem bayisi olursak nasıl bir operasyon yapmamız gerekiyor? Daha sonra Selçuk Bey de o maddenin karşısında akıllı yem bayili olduğu takdirde ne yapması gerekiyor yeni bir akıllı yem bayisi olarak? Buyurun abi. Şimdi klasik yem bayisi 8 tır yem sattığını düşünelim. Akıllı yem bayisi 1 tır yem satıcı. Evet. Aynı kazançları sağlamak için satılan ürünler bu arada bunlar. 8'de 1-1. Onlar zaten şeyinde bahsedeceğiz alt kısmında. 8 tır yem satan bir bayiye 6 kişilik ekip gerekirken akıllı yem ekibine sadece 2 kişilik. Hatta eğer çok profesyonel çalışabilir ve yönetimini iyi yaparsa 1 kişiye bile düşebilir. Bu 8 tır dağıtmak için 3 kamyonet dağıtım aracına ihtiyaç varken akıllı yemde bir pick-up yeterli. Zaten 20 kiloluk küçük çuvallar. Evet. Klasik yem zaten bildiğiniz gibi 50 kilogramlık çuvallar. Görüyoruz. 50 20 kilo. Kilogramlık. Akıllı yemlere 20 kilogram. Kesinlikle çok hafifler. Çok hafif. Mesela bir kaldıralım hafif demişken. Şimdi bunu ben kaldırabiliyorum. Şu kadar. Ondan sonra bunu kaldırmaya kalktığımız zaman kalkmıyor. Kalkmıyor. Kaldır. Kalkmıyor. Kaldır. Kemal Sunal'ın da rahmetlinin bir kalkmıyor diye bir repliği var yani. Aynen onun gibi diyebiliriz. Gerçekten bu insanı belinde bunu indiren kaldıran yükü kaldıran o personelin de gerçekten ağrına giden bir unsur. Bunu artık bizim 20 kiloya düşürmemiz gerekiyor. Diğer maddeye geçelim abi. 2,5 milyon sermaye gerektirirken 8 tır yem. 700 bin lira gibi akıllı yemde bir sermayeye sadece ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu da sizin sermayenizi korumanızı ve daha güvenli hareket etmenizi sağlıyor. Evet. Aynen öyle. Normal 50 kiloluk yemlerin içerisinde nişasta kaynakları barındırdığı için 3 ay depolama süresi var. Bizim ürün hep nişasta kaynağı olmadığı için 12 aya kadar depolayabiliyoruz. Evet, protein ve premikser olduğu için 12 aya kadar depolama söz konusu oluyor. Aynen. Bu bayiye 250 metrekare bir depo lazım iken akıllı yemler hem ebatlarını da görüyorsunuz küçük 50 metrekarelik bir dükkan tamamıyla bitir için yeterli olacak. Evet, böylelikle daha böyle merkezi bir yerde daha küçük bir dükkanla daha fazla insanların karşısına çıkmak mümkün olacak. Kesinlikle. Evet, hammali ücreti olarak 66 bin lira 8 tır yemi hem indir hem bindir tekrar işletmeye indir şeklindeki süreçte 8 tır yemi 66 bin TL hammali ödüyor. Aylık olarak. Aynen. Kesinlikle az önce de bahsetmiştik zaten ağırlığından kaynaklı. 50 kiloluk yemlerde insan gücüne çok fazla ihtiyaç duyarken 20 kiloluklarda duymuyorduk. Bu yüzden hammali ücretimiz yok diye sayılabilir. Yok zaten diye bir tır ürünümüz var 20 kiloluk. İşletmenin sahibi bile bunu çok rahat geze dağıtır. 66 bin lirayı zaten bugün ancak bir doktorlar ya da iyi bir mühendisler kazanabiliyor. Evet. Onu kendine maaş olarak yazabilir yani patron. Kesinlikle. Evet. Klasik pazarlama yöntemleri bundan kastımız işte kahvelere gidip çay içmek. Çiftlik çiftlik dolaşmak, kapı kapı tıklatıp ben geldim demek. Fazla günde 10 tane bunun mazot parası bile
hayli hayli. Mazot, çay paraları, çay parası, lokum parası, yemek parası vesaire derken. Evet. Yani çok yüksek bir pazarlama maliyeti var. Biz de Furkan Bey'le önceden bu işin içinden geldiğimiz için biliyoruz zaten. Biz de yaptık bunları orada daha önce. Orada 5 yıl en azından maliyem kısmından da biliyor arkadaşlar bizi. Aynen artık çaylara şeker atmadığımız halde çaylara şeker atıyorduk en son. Gece saat 12-1'e kadar kesinlikle. Şimdi nasıl yapıyoruz akıllı yapı pazarlamasını? Şimdi şöyle, bayilerimizin işi çok daha rahatlaştı. Çünkü sosyal medya günümüzün artık herkesin elinde, herkesin cebinde. Sosyal medyadan bayilerimize özel bölgesel veya işte çevresel belirlediğimiz bir çevrede reklam girebilir. Oradaki istediğimiz yaş grubundaki insanlara bizim kendi reklamlarımızı gösterebiliriz. Evet, çok güzel. Bu noktada da kendileri bile reklamlarını çıkabilirler. Evet. Dijital pazarlama dediğimiz İzmir bölgesi Ödemiş'teki Bayındır'daki bayilerimizin tamamen Bayındır ya da Ödemiş diyelim ki ilçesinin bütün köylerine lokal olarak o bayimizin ismiyle çıkma imkanımız söz konusu oluyor. Ya da Mersin Mut'taki bayimizin kendi il ve ilçe sınırları içerisindeki dilediği kısmı çıkmış oluyoruz. Sözleşme yapıyoruz zaten bu bayilikleri verirken. Bu sözleşme çerçevesinde bayilik kısmını anlatalım yeri gelmişken. İki çeşit bayiliğimiz var. Bir lokal bayilik dediğimiz köy bayiliği. Burada 2 ton yemle başlıyoruz. O 2 ton yemi biz bölgeye gönderdiğimiz zaman diyelim ki bir belde ya da bir ilçenin köylerinde yetkili oluyorsunuz. Buna ilişkin sözleşme yapıyoruz. Bir de distribütörlük dediğimiz genel bir bayiliğimiz var. Bu da il bazında bayilikler. Tır bazında az önce Selçuk Bey'in bahsettiği gibi bir tır yem alarak başlıyorsunuz. Tüm oradaki il ve ilçeleri dağıtım operasyonunuza göre sizinle belirliyoruz. Sözleşme altına alıyoruz. Bizim yemsipariş.com diye bir sitemiz var. Orada da online satışımız mevcut. Online satıştan da ayın 1 ile 30 arası sattığımız e-ticaret satışlarından da oradaki bayilerimize prim veriyoruz biz. Anlaştığımız ölçülerde. Bunların hepsi yazılı bir şekilde bayilerimizle hukuksal çerçevede belirliyoruz. Dolayısıyla hem e-ticaretimiz bir yandan devam ediyor. Hem o bölgede bir bayilik aldığınız zaman siz uyurken de bir üretici arkadaşımızın uykusu kaçar, bizim videomuzu seyreder. Oradan etkilenip yemsipariş.com'dan sipariş verebilir. Kredi kartı ya da havale EFT ile zaten ödeme şartlarımız söz konusu. Para da zaten cebimizde olmuş olacak. Ertesi gün hemen kargoya ya da sizin kamyonunuzla bölgeye bu yemleri sevk edebiliyoruz. Sizler de oradaki üreticilerimize bu yemleri sevk ederek işe başlayabiliyorsunuz. Furkan Bey, bir de unutmadan şunu söyleyelim. Bizim şöyle bir avantajımız da var. Yani ister çiftçimiz ister bayimiz merak ettiği bir konu olduğu veya işte o an bilgi hakimi olmadığı bir konu oldu. Bizim 7 gün 18 saat teknik destek ekibimiz zaten telefonlarda çağrılara cevap veriyor. Çiftçilerimizin merak ettiği bir soru olursa buradan sürekli iletişime geçebilirler ya da bayilerimiz de buradan yardım alabilirler. Aynen öyle. Şimdi çok güzel bir konuya değindin. Klasik pazarlamanın içerisinde aslında bu konu. Aynen. Normalde sıradan bir yem bayisi olunduğu zaman sadece kendiniz veya ekibinizle tanıtım faaliyetleri yapıyorsunuz. Telefonlara cevap veriyorsunuz. Ama akıllı yem bayisi olduğunuz zaman tüm bu ekipte, bu bizim müşteri hizmetlerindeki arkadaşlarımızla da beraber o bölgedeki bayimize destek vermiş oluyoruz. Oradaki üreticilerimiz bayiye telefon ettikleri zaman ya da bize telefon ettikleri zaman biz bayi namına da bu konuda onlara destek vermiş oluyoruz. Ve bunların hepsi ücretsiz bir şekilde yeter ki üretin diyoruz biz. Bizim amacımız zaten bu yönde. Evet, yani akıllı yem artık Avrupa'nın 60 yıldan beri en azından bizim bildiğimiz kadarıyla kültür ırkı küçük başta da büyük başta da kullandığı besleme metodu. Bugün bir inek için 10 kilogram yem vererek 25 litre süt alacağımıza sadece 2,5 kilogram yem vererek 40 protein akıllı süt yeminden yine 25 litre süt almanız mümkün. Ya da %60-70'leri kepek olan standart bir besi yemi alarak günde 7-8 kilogram pelet besi yemi vereceğinize bir dananıza akıllı besi yemlerinden sadece 1 kilogram vererek yanında 6 kilogram kendi arpanızı, buğdayınızı, mısırınızı kullanarak bu hayvanları besleyebiliriz. Bunların koyun, keçi, oğlak, kuzu gibi versiyonlarını da sizlere aynı şekilde ifade edebilirim. Yemsipariş.com'dan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sizler de akıllı yem bayiliği almak istiyorsanız şu anda 30'a yakın bayimiz var. Her geçen ay daha fazla bayilik veriyoruz. Sizler de acele edin. Kendi ilçenizdeki ve ilinizdeki akıllı yem bayiliğinizi bizden talep edin ve alabilirsiniz diyoruz. Bu geleceğin işi. Farklı rakip firmalar da bu işlerde mevcut. Daha da fazla oyuncular bu sektöre girecek. Çünkü neden? Artık 50 kilogramlık ağır çuvalları kimse kaldırmak istemiyor. Un fabrikasından yem fabrikasına bugünkü paralarla 4,5 TL'ye gelen biz kepeği sizlere 11-12 TL'ye ulaştırmak istemiyoruz. Yemlerin %50'siyle 85'ine kadar buğday kepeği kullanılıyor. Peletleme işleme esnasında bunlar küçüldüğü için, sıkıştığı için biz onları anlayamıyoruz. 50 kilo çuvalı neticede doldurulmuş oluyor. Yıllarca bizde klasik yemcilik yapıldı veya o firmalarda çalıştık. Ama bugün artık geleceğin işi bu. Gençler de bu
köylerde babalarına, dedelerine hizmet verecek. Sizler de küçük bir sermayeyle, yani 700 bin liraya bugün bir tane sıfır araba dahi alamıyoruz. Kesinlikle. İş sahibi olabilirsiniz. Yüksek karlı bir şekilde, iyi bir hizmet kalitesiyle bu ürünleri satabilirsiniz. Bölgenize uyarlayabilirsiniz. Bayilerimize de biz en az bayilik sonrasında bir saat başlangıçta eğitim veriyoruz. Daha sonra sürekli telefonlarla da bu yemlerin nasıl kullanılmasına gerektiği hakkında ücretsiz bilgi vermeye devam ediyoruz. Sizleri de Akıllı Yem ailesine katılmaya bekliyoruz. Hem bu videoyu izleyen üreticiler için hem de bayilerimiz veya bayi adayları için ziraat mühendisi, veteriner hekim ve yem satış belgesi olan yem bayilerine bayiliklerimizi vermeye devam ediyoruz. Bizleri her türlü konuda telefonlarla arayabilirsiniz. Şimdilik bu video için de bu kadar diyelim. Bizleri takip etmeye devam edin.